10 Mayıs, 16 Mayıs değerli Başak Burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiflidir. Yükselen May Burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz de takip edebilirsiniz. Bu hafta biraz kendinizi endişeli, tecrübesiz, güvensiz, mesleki anlamda arkanızı kollamak isteyebilirsiniz. Devamlı tedirgin bir haliniz olabilir. İşten mi kovuluyorum, şansım mı kötü gidiyor? Devam bir şeyler sizi dürtecek. Yani aslında kariyer anlamında çok güzel değişimler var ama sizin endişe ve korkularınız daha ön planda olduğu için sanki dilinizde bir acı ve gözüm seyiriyor deriz ya. Aslında kariyer anlamında o gözünüz seyiriyor. Odaklanmış olduğunuz bir masa ya da kariyerinizle alakalı bir noktanız var. Bu nokta sizin için çok güzel fırsatlar oluşumu sağlayacak ve bu fırsatları doğru değerlendirdiğinizde de konumunuzda da kariyer hayatınızda da beklenmedik değişiklikler hayatınıza giriş sağlayacak. Eğer işsizseniz fırsatlar var değerlendirmenize. Özellikle bir kadından alacağınız bir destek size çok güzel bir iş kapısı imkanı sağlayacak. Devlette çalışıyorsanız bulunduğunuz sistemin masa ya da yer değişimi ya da bina değişimi gerçekleşecek ve yeriniz nerede olduğu belirsizse doğru noktaya geçiş sağlayacaksınız. Büyük bir kurumsaldan farklı bir kurumsala geçmek istiyorsanız bir erkekten alacağınız bir destek sizi bu konuda çok büyük. Geçmiş patronunuz, geçmiş tanıdığınız yöneticiniz size bu konuda size yardımcı olacak olarak uyarıyor değerli Başak Burçları. Değerli Başak Burçları şöyle bir şey var. 26 Mayıs'taki ay tutulması sizin ailevi sorunlarınız, aileyle alakalı yaşanacak sıkıntılar, büyüklerimizden kaynaklı ve onlarla alakalı satılması gereken emlak işleri, araç işleri, toprak işleriyle alakalı bazı kiralama işleriniz olabilir, kira satın alma gibi süreçler. Bunlar çok yoğun bir süreç devam edecek ve büyük bir ihtimal 26 Mayıs'a kadar da bu enerjide toparlanması gereken her şeyde büyük bir aydınlık yaşayacaksınız. Eğer tapusunun sizin üzerine geçmesini istiyorsanız ay tutulması sizin hayatınızdaki yeniliklere, yenilenme ile alakalı noktada çok güzel bir oluşum sağlayacaksınız. Fırsatları doğru değerlendirin diyorum. Kendi evinizde eşinizle alakalı bazı olayları eşinizde güven problemi yaşayabilirsiniz. Onun bu ara telefonları, evrakları koklamaya çalışabilirsiniz. Böyle bir kafanızda soru işaretleri söz konusu olabilir. Bence çok zorlamayın. Öyle bir durum yok. Sizin abartma yönünüz var. Evet, bu ara duygusal enerjinizde daha fazla aşk rüzgarları var. Yani kendinizi ilişkinizle alakalı noktada da iyi bir kariyere taşımak istiyorsunuz. İlişkinizde evlilik isteyen bazı Başak Burçlarında güzel değişimler, güzel oluşumlar olacak ama güveni de telkinlemeniz lazım. Çünkü devamlı soru işareti içerisindesiniz ve de o mu öyle olacak, bu mu böyle olacak, bu mu şöyle olacak diyerekten. Özellikle Başaklar, özellikle ilişkisiz Başaklara şöyle demek istiyorum. 14 ve 26 Mayıs arasında sürpriz bir aşk, sürpriz bir değişim ve güzel noktada oluşumlar var. Son zamanlarda psikolojim bozuk. Bir danışmana mı gitsem, haritama mı baktırsam ya da bu dönem psikoloğa mı gitsem dediğimiz bir noktadasınız olabilir. Aslında siz çok detaylı ve kontrollüsünüz. Hijyen takıntılarınız ve kendi kural takıntılarınız olduğu için birileri sizin hayatınıza girdiği takdirde hemen dengeniz bozuluyor. O yüzden bunu yumuşatmak için bir psikolog olabilir. Yoga da olabilir. Meditasyon da olabilir. Size iyi gelecek enerjileri doğru noktada yapmanızı hayırlı buluyorum. Kariyer hayatınızla alakalı farklı kurslara gitmek, yemek kursları, güzel sanatlar kursunu, astroloji eğitimini yapmak isteyebilirsiniz ya da yaşam koçu, NLP koçu bu tarz fırsatlarımız var. Yurt dışına yerleşmek ya da farklı şehre yerleşmek isteyen Başak Burçları için biraz daha beklemeye ihtiyaç var. Ani karar vermenizi istemiyorum. Sizde de anneanne, babaanne köklerinizden gelen devlet el koymuş olabilir. Devlet yarısı devlete yarısı sizde olan bazı miras konularınızla alakalı avukat ya da bu tarz şeylerle hakim olacağınız bir dönem uyarısı var. Değerli Başak Burçları şunu demek istiyorum. Bu ara kendinizdeki
kurduğunuz şeyleri gerçekmiş gibi yaşıyorsunuz. Lütfen kurmayı bırak, rica ediyorum. Evet, kendi işini yapan ya da işini büyütmek isteyen Başak Burçları'nda güzel teklif, ortak teklif alabilirsiniz. İş büyütme, mekan büyütme gibi fikirleriniz var. Bununla ilgili altyapı çalışması sağlayacaksınız. Uzun süredir unuttuğunuz bir evrak ya da bir gitmediğiniz mahkemeye mecbur çağrılabilirsiniz. Eğer cezaevi ya da ceza ile ilgili ailenizde birinin sıkıntısı varsa özgürlüğüne kavuşacak değerli Başak Burçları. Mutlu kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.